herkese merhaba. Bugün 7 Ağustos 2022. Güzel güneşli bir İzmir günündeyiz. Şu anda havalimanındayım. Lira Tobacco'nun özel daveti üzerine Sakarya'ya, fabrikalarına geçiyorum. Bir grup blogger da orada olacak. Yine kişilerle tanışmış olacağım. Bütün seyahatimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Uçağa çağırıyorlar. Birazdan görüşürüz. Araç bizi aldı. Azat ve Ömer'le birlikteyiz. Bir de Sezai Bey var. Ömer bizi sürprizler bekliyormuş. Selamlar, bekliyormuş. Bakalım neler olacak. Ben ufak tefek bir şeyler biliyorum ama çok da detay bilmiyorum. Eyvah eyvah. Sen ne düşünüyorsun Azat? Ben heyecanla bekliyorum. Sezai Bey söylemiyor ama bakacağız. Akışına bıraktık şu an. Sezai Bey siz ne diyorsunuz? Son bir yorumunuz var mı? Bugün çok güzel olacak. Hepimiz çok eğleneceğiz. Ve Lira'nın fabrikasına geldik. Gayet güzel bir karşılama oldu. Hoş bulduk. Güzel bir organizasyon ayarlamışlar. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Tütün nasıl üretilir? Birazdan canlı şekilde göreceğiz. Nagile Gurme de burada. Selamlar herkese. Şimdi tütün üretimini birebir göreceğiz. Ne düşünüyorsun? Merak evet, ediyor muydun bu konuyu? Lira fabrikasındayız. Burada gerçekten son derece teknolojik makinelerle birlikte tütün üretimi, kesimi, üretimi ve harmanlanması yapılıyor. Hep beraber inceleyeceğiz. Yıllardır içtiğimiz şeyin nasıl üretildiğini bilmek gerçekten insanı farklı bir çakra açıyor. Burada onu yaşayacağız hep beraber. Kesinlikle hemen deneyelim ve görelim. Tertemiz bir üretim tesisi. Her şey şeffaf. Su fabrikaları bu üretim aşamasına genelde insanları sokması fakat Lira hiç çekinmeden bizi üretim tarafına aldı. Gerçekten ilginç bir deneyim olacak bizler için. Şu anda bu şekilde tütün balyadan çıkıyor. Balyadan çıktıktan sonra bu cihaza giriyor. Bu cihazdan böyle doğru gidiyor. Nagi'ye yetişeceğiz şimdi. Dışarı doğru çıkıyoruz. Nagi odası yapmışlar. Tertemiz bir tezgah var şu anda. Ne o? Abi Good Fight On Now. Tütünler var burada. Pandal. Leydal. Güzel. Kıvamı da güzel. Tütün tadındayız. Nagi'ni içiyorum burada. Başak. Eski günlerimize döndük be. Evet. Çok. Tadım günlerimize döndük. Çok güzel bir ortam var burada. Burada bir sürü tatlı yapıyoruz şu anda. Yorumlar, şöyle kağıtlarımız var. Birazdan yorum yapacağız. Ne içiyorsun Mr. Darkleaf? Pişmiş şeftali. Barbecue Peach diye geçiyor. Evet. Senin gerçi Darkleaf olarak uzmanlık alanı dark ama blondlarla da aran iyi diye düşünüyorum. Kalemim olanlarla iyi. Yani mesela pişmiş şeftali normalde severim. En çok sevdiğimiz şerbetliğin gerçi pişmiş şeftalisi ama bakalım şerbetli kadar var mı pişmiş şeftalisi? Güzel. Kendi tadında güzel ama. Diş sırasını görmediğimiz Nazemiz abimler işte burada. Ne düşünüyorsun etkinlik hakkında? Tatlar hakkında? Genel bir yorum var mı? Güzel bir etkinlik bence. Her firmanın yapması gereken bir etkinlik. Çok arkadaşımız burada görebiliyoruz aynı. Yıllardır zaten birbirini aslında bilen ama tanışmayan insanlar burada bu etkinlikte tanıştı. Firmalar önce oluyor. Evet. Lira'ya teşekkür ediyoruz bu yüzden. Yanında Nagile Gurme var. Ne düşünüyorsun? Valla bence çok güzel bir etkinlik. Yani Türkiye'deki firmaların böyle şeyleri sık sık yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle piyasaya çıkarken, çıkmadan önce. Aromaları bayağı beğendim. Özellikle şu Belle Ciao ve Panda aroması gerçekten ön plana çıkan aromalar olmuş değil mi? Aynen, kesinlikle katılıyorum. Deniyoruz. Şimdi yavaş yavaş böyle beğendiklerimin fotoğraflarını çekiyorum. Bir top 3 oluşturacağım böyle. En sevdiğim 3 taneyi. Birkaç tane de yorum yazacağım. Beğenmediklerim için ama beğendiklerim için değil. Bir Dream Bella Ciao'yu birazdan deneyeceğim şimdi. Süper. Black Band'a muhtemelen ilk 3'e girecek ama 2 tane daha denemediğim var. Ondan sonra ilk bu
partideki ilk 3 gelecek. Partide çıkarttığın sildiğin aromayı söyle bana. Ya egzotik, çok niş bir tat. Herkesin beğeneceğini düşünmüyorum ama içenler de çıkacaktır. Öyle söyleyeyim. Bence beri grubu sevenlere hitap edebilir aslında ya. Tamamen böyle kenara atılacak bir aroma değil gibi geldi bana. Orada değerlendirisi çok yanlış. Ben yana aldımken. Black Panda aromasını, Black Panda şu an deniyor. Ne düşünüyorsun Resul? 10-15 dakika ait biraz fazla patlıyor ama ondan sonra kendisi kremacık böyle hücumun içinden çok az minimal bir şekilde sıyırıyor. Keyifli. Zaten hali hazırda da işte gerek ünlü olsun ben Arif abi özellikle kremayı işte vanilya hücumlarına da çok seviyorduk. Efsane olmuş. Organizasyon hakkında ne düşünüyorsun? Ülkede böyle organizasyonların olması hem blogger kitlesi hem de içici kitlesi adına çok güzel bir şey. Çünkü bu etkinlikler Türkiye'deki iç piyasadaki tüm firmaları hem bir tık bir basamak ileri taşıyor hem içici kitlesi için. Abi çok aşkım. Unuttum her şeyi. Bugün Lira Tobacco'nun organizasyonunda Sakarya'da fabrikasındayız. Yanımda Akif Bey var. Lira Tobacco'nun CEO'su. Akif Bey hoş geldiniz. Biz hoş geldik. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Hoş şeref bulduk. Verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyona imza attığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Biz burada Akif Bey'in önderliğinde Lira Tobacco ailesi olarak zaten bütün tütün tadımlarını yaptık. Ve Türkiye pazarına girecek yakın zamanda Lira Tobacco. Bunu da deneyimlemiş olduk biz bloggerlar olarak. Öncelikle biz bir Akif Bey'e soralım. Akif Bey zaten çok sükse getiren fuarlara imza attınız. Rusya fuarında adınızdan söz ettiriyorsunuz yaklaşık 2 yıldır. Evet. Gerçekten güzel organizasyonlar. Türkiye pazarındaki ilk aromalarımız neler olacak? Bu tarz aromaları görebilecek miyiz? Neler düşünüyoruz? Şimdi biz de 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığımız için çok fazla aroma var. Yani 150'nin üzerinde farklı aroma var. Bir kısmını bütün ülkelere satıyoruz, bir kısmını bazı ülkelere satıyoruz. Her ülkenin biliyorsunuz damak zevki çok farklı. Dolayısıyla şimdilik 14 veya 15 aromayla Türkiye'de başlayacağız. Sonra peyderpey üzerine ekleye ekleye gideceğiz. Zaten bu etkinliğimizin de ana temeli buydu. Sizin beğeninize sunmak istedik seçtiğimiz aromaları. Bunların içerisinden belki birkaç tanesini önceliklendireceğiz. Belki bu tanesini sonra yatacağız. Ama planımız 14 veya 15 tane aromayla Türkiye pazarına yakın zamanda başlamak. Peki ilk blond olarak mı, dark olarak mı başlıyoruz, nasıl başlıyoruz? Blond olarak başlıyoruz. Biz sadece şimdilik blond tütün üretiyoruz. Dark tütün biraz daha prosesi farklı. Özel bir iş biliyorsunuz. Onun üzerinde ciddi manada çalışmak gerekiyor. O konuda bir sürprizimiz olacak yakın zamanda ama bu Lira markasıyla olmayacak. Başka bir işbirliğiyle beraber olacak. Şimdilik bizde kalsın. Zamanı geldiği zaman onu da dostlarımızla paylaşacağız. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz pazar payı, siz çok daha iyi biliyorsunuz, blond tütün üzerine. Evet. Zaten dark içisi çok az. Yani yeni yeni giriyor Türkiye'ye. Tabii Rusya'da çok daha farklı bu tüketim alışkanlıkları. Açıkçası Lira'nın burada denediğimiz tatlarda tek tatlarına gerçekten bayıldık. Bütün bloggerlar zaten şu anda burada yaklaşık bir 20 kişilik ekibiz. Gerçekten çok beğendik tek tatlarınızı. Çok eski olan markaların tatlarını üstüne çıkabilecek bir iki tane aromanız var. Zaten bunları birebir ben zaten blogumda da paylaşıyor olacağım. Peki Akif Bey, Türkiye'ye birazcık geç giriş yaptık. Yani ilk yurt dışında başladık, şimdi Türkiye'ye giriyoruz. Bunun nedeni ne ve bundan sonraki hedeflerimiz neler? Bizim başlangıçta Lira markasının çıkış noktası aslına bakarsanız başta Rusya olmak üzere Rusça konuşan ülkeler bizim pazarımızdı. Bizim diğer iştiraklerimizden dolayı o ülkelerde ciddi bir pazarımız var. Biz oralar için aslında ürün yapmaya başladık. Biraz Türkiye'yi geciktirdik. Şunun için o ülkelere fokus olalım istedik. Aynı zamanda Türkiye bizim için memleketimiz. Burada özenle yapmamız gerekiyor işi. Dolayısıyla biraz bekleyip doğru zamanda doğru bir başlangıç yapmak istedik. Ve bizim için Türkiye'de başarısız olma gibi bir lüks yok. Ticari olarak bakmıyoruz biz buna. Tamamen prestij olarak bakıyoruz. O yüzden biraz beklemek istedik. Türkiye'de taşların yerine oturmasını beklemek istedik açıkçası. Ama şimdi zamanı geldi.
tahmin ediyorum 3-4 hafta içerisinde piyasada ürünlerimiz olacak. Hayırlı olsun diliyorum tekrardan. Bu arada bize bütün fabrikayı gezdirdiğiniz için, şeffaf olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hem kendim adıma hem kullanıcılar adına. Çünkü daha önce hiçbir nargile tütünü fabrikası bu kadar şeffaf olup bize üretimi göstermemişti. Gerçekten bu şeffaflığınız için, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz, teşrif ettiniz. Çok fazla ben de bugün kazanımlarım oldu dostlarımla, sohbetlerimle, yorumlarla ilgili. Şeffaf olmakta problem biz görmüyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Biz size ne kadar doğru bilgi aktarırsak sizden o kadar doğru bir bilgi alabiliriz ve bu endüstriyi böyle geliştirebiliriz. Bunun başka bir yöntemi bence yok. Sırlarla yürümüyor bence bu iş. Süper, çok teşekkür ederiz tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Yayınımız tam hızıyla devam ediyor. Evet, şu an organizasyon sonlanmak üzere. Şu anda herkes nargilesini içiyor. Otoman Bursa, Şahin var. Şahin selam. Merhaba. Program bitmek üzere. Değişik aromaları deniyoruz. Ben şu an narlı aroma içiyorum. Gayet başarılı nar karışımı. Tutti Frutti Mix. Dark. Selamlar. Evet. Lira da çok güzel bir organizasyon değil mi Turgut? Araba iyi. Evet, araba da güzel. Lira arabamız. Gayet güzel. Ne düşünüyorsun organizasyon hakkında? Organizasyon başarılı. Valla çok teşekkür ederiz. Tatlar nasıldı? Tatlar iyi. Yani genel olarak iyi. Bazı bir iki tanesinde ufak tefek iyileştirmeler yapılabilir ama ana notlarda çok başarılılar. Özellikle tek aromalarda çok başarılılar. Takdir ettim. Kesinlikle. Tek tatlarda müthiş lira. Zaten blog yazımda da paylaşıyor olacağım. Tek tat aromalarını neyle mix isteyebiliriz. Hepsini paylaşıyor olacağım. Şimdi yavaştan havaalanına doğru gidiyorum. Kendinize iyi bakın.